Zikrin buradaki önemi nedir? Fazileti nedir? Bunu biraz bize zikri açabilir misiniz? Şimdi zikir... yani aslında bir teknik şeyler var ama ben Deniz Süre'yi daha şey kullanmak için biraz böyle orta yerden başlayacağım. Mesela bu şunun gibi. Hemen şöyle bir namazı durup bir yerde seccade bile sermeden kıldığın namazla seccadeni serip üzerine biraz daha dikkatli bir şey alıp varsa takkeni takıp biraz daha özenerek kıldığın namaz arasında herhalde bir tat farkı vardır. İllaki. Şimdi bak bu çok acayip. Diyorlar ki biz namazdan nasıl zevk alırız? Mesela sabah namazı kalkıyorum Allah'a yalap çap kılıyorum. Diyorum ki sabah namazında mesela zevk almak istiyorsan namazı bir an önce bitireyim diyorsun ya, namazı uzat diyorum. Hemen kalkıp falan yapıyorsun ya. Yok. Mesela secdeye gittin ya, hemen kaldırma kafanı, biraz dur. Rükuda biraz bekle. Normalde hemen kalkacaksın ya, 2 saniye fazla bekle. Ne oluyor biliyor musun? Bak sır veriyorum millete. Evet. Namaz seni kendisine çekiyor. Namaz seni alıyor. Mana nazlıdır, senin nazını çekmez. Ama ben senin nazına katlanıyorum dersen gel buraya. Namaz seni bırakmaz. Zikir de böyle bir şeydir. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Kalkıyorsun ya, kalkma, otur. Sübhanallah, sübhanallah. He. Namazdaki melekler, o tesbihi çeken melekleri diyor ki irtibatımızı bozmayalım. Bu adam ibadeti angarya kabul etmiyor. Ben bunu ne demek? Ben ayrılmak istemiyorum ki senden. Al, al, Allah, sübhanallah, sübhanallah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ben senden bıkmam ki. Namazım tamam oldu ama ben seni seviyorum. Bıkmam ki. Daha ne yapabilirim senin için? Zikir o değil mi? Eyvallah. Namaz kılınıyor, sübhanallah deniyor, aşır okunuyor. Ya Allah, 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 Allah. Yani nafile bu, tamam. Ya Rabbi senin namazın baş tacı. Biz namazdan ayrıldık ama senden ayrılmadık ki. Biz seni çok seviyoruz. Demek. Senin için başka ne yapabilirim? Doğru. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir ailede vesaire evlilik müessesesinde diyorlar ki ya bu kadar zikretmek var mı yok mu? Var mı? Var mı bakalım farz? Bir kere Kur'an'da var. Zikir Kur'an'da var. Namaz? Hayır. Kur'an? Hayır. Namazın ve Kur'an'ın haricinde var. Namazı en güzel şekilde eda ettikten sonra Allah'ı zikredin diye ayet var. O müminler ki ayakta, oturarak, hatta yanlarına uzandıkları zaman bile Allah'ı zikrederler diye var. Devamlı kainatın nasıl yaratıldığını düşünürler ve hep Allah'la muhabbet tazelerler. Sübhane mâ halakte hâzâ bâtilâ. Ya Rabbi sen aykırı, boş bir şey yaratmamışsın, seni tesbih ederim derler. Fakine azâbenler. Bizi senden ayırma. Böyle dua ederler. Ya eyyühellezîne âmenüzkürullâhe zikren kesîrâ. Çok 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 zikredin. Yani çok zikredin ne demek? Herhangi bir adam telefonda, bak burası çok acayip, lütfen dinlesinler. Telefonda şöyle çekim yapan bir adama. Televizyoncu diyor musunuz? Programcı diyor musunuz? Demiyorsunuz. Size programcı deniyor ama neden? Haftanın 3 günü, 4 günü ekrana ne zaman baksak seni görüyoruz. Eyvallah. Yani güzel programların manası. Sizi görüyoruz. Senin işin bu çünkü. Bir şeyi çok zikretmekteki mana da bu. Sizi görenler daima Allah'la zikirde olduğunuzu görsünler demek. Ben tezgahın başındaki hareketlerimle zikir gibi, yolda yürüyüşümle zikir gibi. Zikir hayatın her alanında. Yani biz her nefes alanında alıp verdikçe aslında tabii zikrediyoruz. Tabii. Ve bunu mesela bizim ecdadımıza çok güzel yapmış. Diyelim ki çiftçilik vesaire falan olan tekkelere bakın. Hepsinde şu harekette zikir görürsünüz. Evet. Hasadı böyle kaldırıyor adam çünkü. Yani diye buğdayı budayacağına Allah hay, Allah hay diye yapıyor. Hayatında yaptığı hareketi zikirle, zikre de girdiğinde hayatında yaptığı hareketle buluşuyor. Dolayısıyla onun için Allah'la muhabbet tazelemek hem tekkede var hem tarlada. Tarlanın sahibi ayrı,
caminin sahibi ayrı diye bakmıyor. Dokuma tezgahı yapıyor. Bu şekilde bunu zikir. Yine zikir. Allah, 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 Allah diye zikir yapan bir adam. Ha böyle zikretmek var mı? Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredin diye bir ayet yok. Demek ki her türlü şekilde zikrederim. Sana ne? Diyorsun ya Kur'an-ı Kerim'i hür irade ipotek ederek düşünmeyin. Ha, var mı buna aykırı bir şey? İstersem yok. La ilahe illallah derim. İstersem Allah Allah diye zikrederim. Zikredersin. Bunun kendi başımıza kalıp da contayı sıyırmayalım. Kafamıza göre bir şeyler yapıp sağımız solumuz seyirmesin diye bunu usule uygun yapan mektepler var. Yani bugün alternatif tıpta bile papatya çayı, o papatya çayı diye içmiyorsun. Doktor diyor ki onun bile ölçüsü var diyor. O da bilmemlerini bozar diyor. Ya işte çiçek ne olacak ki? diye 10 kere düzensiz nefes al, bayılıyorsun. Tabii. Yani hava idi canım, hava civa. O yüzden o meşk meclisinde olmak lazım değil mi hocam? Heh. O yüzden hepsinin zikri var. Kayıkçıların mesela cami altı şeyinin orada bizim Haliç'in şeyinde bir sürü tekke var. Adamların zikrine bak şu şekilde zikirleri var. Allah hayye al bak, baktığında adam kürek çekiyor yani. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Sonra hayatında böyle yaptığında gittiğinde peki biz bunu yaptırmayalım. Yaptırma tamam. Bu yok de tamam ya. Heavy metal konserinde şöyle adamlar görüyorsun. Yani bu adam illa sallanacak. Evet. Yani böyle böyle yapacağını. Böyle böyle yapılabilir. Yani fazla da böyle ilmi bilmem ne falan gibi kendini kasmaya gerek yok. Hayatın her alanında zikir var zaten. Hocam sizden var bir şey rica etsem. Var yani. Yani gerçekten burada hani o zikrin nasıl yapıldığını bize gösterebilir misiniz? Hadi. Yani la ilahe illallah ya da Allah fark etmez. Şimdi bu yani tabii. Nefes teknikleri en azından onu bir. Şimdi bir kere. İzleyicimizin görmesi ve feyiz alması açısından. Bir kere şu lazım. Yani feyiz açılması, alınması falan filan değil. Yani siz de biliyorsunuz ki bu ekrandan bu yani feyiz o çok da çok geçen bir şey değil. Aslında bu, ben onu değiştiriyorum. Face to face diyorlar ya. Evet. Yüz yüze olması lazım. Ona ben şöyle bir ilave yaptım. Feyiz to feyiz diyorum. Yani güzel. Karşılıklı feyizlerin buluşması lazım. Şimdi burada insanlara tabii bu orijinal geliyor. Değişik geliyor. Yani biz herhangi bir işte pop konserinde bile kafa şöyle sallanır diye yapsak o bile tıklanma rekoru kırar. Ben bunu bile bile gireceğim. Ama ilk başta şu, zikirden murat Allah'tır. Bakın söz anlaşılmamış olabilir, dikkatten kaçmış olabilir. Zikirden murat. Zikirden murat Allah'tır. Yani? Bakın Allah'ın rızasıdır bile demedim. Allah'ın zatını düşünerek ve isteyerek yaptığın o hareketin adına zikir denir. Bir de zikrin iki şekli vardır. Bir fiili zikir ve dua vardır. Bir de lafzi olanı vardır. Mesela siz şimdi burada insanlara namaz hakkında bir şey anlatmak için bir programda bir sorular yönelttiniz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz burada biliyor musunuz? Allah'ın Hadi ismini zikrediyorsunuz. Bakın ağzınız hiç oynamasa da. Allah'ın Mu'in ismini zikrediyorsunuz. Allah Teala'nın ibadetini sevdirmeye çalıştığınız için Allah'ın Vedud ismini zikrediyorsunuz. Eyvallah, ne güzel. Ölü kalpleri diriltmeye vesile olsun diye Hay zikrini, Kayyum ismini, Vehhab ismini, Fettah ismi, birçok ismi şu anda siz zikrediyorsunuz. Ne mutlu bize. Tabii. Zikrullah meclisleri bizim daima zikrettiğimiz şuuruna bizi ulaştırmak için kurulan meydanlar. O müesseselerdir. Zikirdesin sen. Hiç ağzın kımıldamıyor. Bir ihtiyarın aldın eşyalarını taşıdın götürdün. Bir çocuğa bir yetimin başını okşadın. Ağzından hiç Allah zikri duyulmasa bile o yaptığın hareket bir zikre tekabül ediyor. Fakat zikrettiğinde madem ki Allah'ın isimlerini kullanıyorsun. Kafa ayrı bir yerde. Ben Türkiye'de bunu göstermek için yapıyorum. Dediğinde bu zikir ayrı bir yere yazılır. Allah diyorsan bile bu Türker Bey zikridir. Allah denildiğinde bunun Allah'ı kastederek yapılması zikir şeyini kazanır. Bir kere bunu tespit edelim.
Zikrullah'ın bir manevi kalbi boyutu vardır ki bir insan Allah'ı düşünerek, tefekkür ederek la ilahe illallah dese, dudağı oynamasa bile la ilahe illallah. Hatta hiçbir şey ilahlar yok, Allah var. Bu çoluk çocuğa anlatılacak seviyedeki en düşüktür. İlahlar yok, bir Allah var. Sonra bu ilahı unutturacak şeyler yok, Allah var. Sonra ben yokum, sen varsın. Bir insan putu nasıl tayin eder? Putu nasıl buldu insan? Baklar baklı, bu ahşap ya, bu bardak ya. Bardağa tapan insanlar var, ineğe tapınan insanlar var. İneğin ne suçu var? Zavallı böyle geviş getire getire yüzüne bakıyor melmel. Yani insanı cezbedecek, bu benim ilahım mı acaba diyecek bir çarpıcılığı da yok. Yok. Onu ilah edinen ben fikri var. Şirkte şirkin kökü putun kendisi değildir. İlah tayin etme noktasında kendini görmektir. O yüzden la ilahe illallah, ben yokum. Benliğim yok. Var olarak kabul ettiğim şeyler yok. Sanal. Zihnimin oyunu. Anlayışımın dar. Dar anlayışımın ürünü. Sen varsın. Bu alemde sen kendini gösteriyorsun. Ben kendimi göstermek için buraya gelmedim. La ilahe illallah. Çok güzel. Bu. Çok güzel ifade ettiniz. Benim ifadem değil, o yüzden rahat konuşuyorum. Eyvallah. Bunu böyle anlatmışlar. La ilahe illallah diye içinden düşündü, şöyle bir tüylerin ürperdi. Bak, böyle bir tüm günahların affoluyor Türker. İsteyen gelsin karşıma bunun istediği ayetlerle, hadislerle ispat. O anda tüm günahların affoluyor. İş ondan sonra nasıl devam edeceğinle alakalı. Bunu hatırlatmak için mesela la ilahe illallah, la ilahe illallah zaten tesbihi var. Ama bunu bir de ahenkle. Çünkü biz baktığımızda, ettiğimizde bu nefis öyle uyanık ki bunu bir şeyler istiyor kendine göre ve zor geliyor. Şimdi la ilahe illallah, la ilahe illallah deyince bu manayı bir yandan vereceksin. Bir yandan onu da meşgul edeceksin. Hani deveyi çölde yürütür gibi. Evet. Ya leyl, ya leyl, ya leyl diyerek yürüteceksin. Bunu bizim Osmanlı zamanındaki meydan terbiyesindeki zatlar farklı farklı uygulamalarla insanların dimağında yer edecek, hafızasını yer edecek estetikte yapmışlar. Sema ayini böyle, devranı böyle, halveti devranı, kadiri rıfai kıyamı böyle. Bunlar hep zikri sevdirmek içindir. Mesela la ilahe illallah derken Suzinak makamında yakın dönem ya 250 sene falan. La ilahe İllallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe dediğinizde çoluk, çocuk, dedesi, ninesi herkes böyle dinler. Evet. Bu arada da o böyle kalbine nüfuz eder.